Bir koltuk temizleyeceğiz. Koltuk temizlemek için neye ihtiyacımız var? Şimdi koltuk temizlemek için aslında çok basit bir malzeme. Yani biz marketlere gidiyoruz, böyle enteresan o deterjan bu deterjan alıyoruz ama evet. Bizim anneden usul bildiğimiz bir beyaz sabunumuz vardır. Evet, mis gibi hem kokar. Mis gibi kokar hem bütün lekelerin düşmanıdır o. Şimdi nasıl yapıyorum? Hemen beyaz sabunumu alıyorum, lifimi evet. Alıyorum. Ha, ve yanına doğru beyaz geliyorum. Sabun geldi Meltem ablacığım. Geldim hemen. Buyurun aşkım. Ben şu tarafa geçeyim mi şöyle? Hı. Tamam. Şöyle geçtim. Şimdi asıl olan şey aslında konu mikropları kırmaksa karbonat bizim için inanılmaz bir mikrop kırıcı. Evet. Boraks da olabilir ama boraks için şunu söylüyor hanımlar. Her yerde bulamıyoruz, her zaman tamam. Bulamıyoruz. O olmasa da olur. Sizin ihtiyacınız olan şey çamaşır sodası bulursanız çamaşır tamam. Sodası. Yoksa karbonat. Karbonatı şöyle koltuğun üstüne güzelce gezdiriyorum. Elimle yediriyorum. Gözeneklerin arasına girmesini sağlıyorum. Bu benim hem ağartıcı hem mikropları öldürücü inanılmaz bir İksirim. Şuraya da koyalım bak buralar böyle koyalım. Oturma yerleri birazcık buralar daha çok eskir değil mi sanki? Evet evet tabii kol yerleri özellikle şu kol yerleri. Peki. Bunu böyle yedirdim. Bir müddet bekledikten sonra bir oklavayla minderler dışarı çıkıyorsa eğer evet. Güzelce silkeliyorum. Tamam. Ya da elektrik süpürgesinden bunun üzerine koyduğum karbonatı güzelce emdiriyorum. Tamam. Komple. Sonrasında yapmanız gereken şey zaten bak elime tabii. Kara kara oldu. Hemen geldi. Hemen karbonat kiri kusuyor, çıkartıyor. Sonra şöyle beyaz sabun, karbonat, sirke. Hemen yerini aldı Meltem ablacığım. Evet. Şöyle bizim hani liflerimiz vardır ya da portakal şeyleri vardır, fileleri vardır. Evet. İçinde işte sıkmalık evet. Portakallar satılır. Onlar inanılmaz derecede köpürür ve lekeyi çıkartır. Şimdi burada koltuk temizlerken, halı temizlerken önemsemeniz gereken şey aslında ıslatmadan, çok fazla ıslatmadan temizlemek. Çok fazla ıslandığında olan şey şu, içine doğru emer. Rutubet kokar ve küflenir ve bakteri biriktirir. Evet. Biz zaten temizlemek ve arındırmak için yaptığımız için bunu yapmamız gereken şey aslında üstündeki çok da liflerin arasına girmeden zaten elektrik süpürgesinde karbonatlayıp temizledik. Evet. Üstteki o dış yüzeydeki tüyleri temizlemek. Elektrik süpürgesinin o hortumunu neyle temizliyorduk Meltem abla? İçine karbonat suyla. Döküyorduk ve sabunlu su. Arap sabunlu, sabunlu su ve sonradan. Karbonat döküyorduk. Mükemmel oluyordu o. Evet. Kesinlikle evet. Çok güzel temizlenir. Zaten bütün gelen uzmanlar ve doktorlar da şunu söylüyorlar ki evde en önemli mikrobunu kırmanız gereken şeylerden bir tanesi bulaşık süngeri. Bulaşıkları yıkadığınız sünger. Karbonat en çok üzerine. Mikrobu biriktiren. Bir de elektrik süpürgesinin ucu ve hortumu. Çünkü o ucunu hem koltukları temizlerken kullanıyorlar, hem halıyı temizlerken kullanıyorlar, tabii. Hem döşemeyi temizlerken kullanıyorlar. Aynen. Dolayısıyla o uç kısmını özellikle ve hortumunu sık sık dezenfekte etmek evet, lazım. Çok önemli. Şimdi halıyı güzelce karbonatladım. Tamam. Karbonatladıktan sonra elektrik süpürgesinde temizledim. Tamam. Şöyle. Bu koltuk halıda da aynı işlemi mi yapacağız Meltem abla? Halıda daha çok biraz daha çok kirlendiği gelecek. İçin onun içine daha dezenfekte sabunu, etmek sirke. İçin evet Arap sabunu ve sirke. Şimdi beyaz sabun bak nasıl temizleyecek inanılmaz, bizim koltuğumuzu. Evet. Lekeleri çıkartan ve rengini farklılaştıran nefis bir ben beyaz sabunu temizlikte çok kullanıyorum. Evet. Hem ekonomik hem sağlıklı hem mis kokar. Hem mis kokar. Çok geleneksel. Evet. O koku zaten böyle anneyi evet. Çağrıştıran. Ben beyaz sıvı sabunla da evin silinmesini çok ben severim. Ben de çok seviyorum gerçekten. Evet. Ve lekelerci. Şimdi şuradan yola çıkmak lazım. Tabii biz de profesyonel makyaj kızcağızlarımızın hepsi bilirler. Bize makyaj yaptıkları şöyle bir sünger vardı. Tabii. Ve o süngerin üstünde günlerce kullanılan fondötenler kalır. Tabii. Hep bir rengi koyulaşır. Onu sadece ne çıkartıyor biliyor musun? Sadece beyaz sabun çıkartıyor evet. Sıcak suyla. Evet. Yani o aşırı fondöteni, aşırı lekeyi çıkartıyorsa beyaz sabun. Hem halınızdan hem koltuğunuzdan korkmayın.
bir defa herhangi bir şekilde bozulması ve lekelenmesi ya da dönülmez bir hatanın söz konusu olması imkansız, kullandığınız şey beyaz sabun. Bak şimdi ikisinin arasındaki renk farkını görüyor evet. musun? Hem çok çabuk çıkartır. Şöyle yarısını silmek istedim evet, ki gözüksün diye. Ki bence gözüküyor da şimdi ben onu. İnanılır gibi değil Meltem abla. Siyah beyaz oldu. Siyah beyaz oldu evet, değil mi? Ben şöyle kaldırıp göstermek istiyorum. Ezi kaldır. Oo, çıkmıyor. Çıkmıyor. Çıkmıyor zannettim ben evet, bunu. Evet ben de. Çıkmıyor. Çıkıyormuş gibi. Ama Yasin yardıma gelirsen koltuğu şöyle biraz kaldıracağım. Eğilin beraber. Bak. Bakın efendim. Siyah beyaz.